Herkese merhaba arkadaşlar. Skorhanesi Anesi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün UEFA Avrupa Ligi maçlarını yorumlayacağız. Yaklaşık 8 tane maç var. Temsilcilerimizin maçları da var. Onları da yorumlayacağım. Fenerbahçe, Trabzon, arkadaşlar Başakşehir, hatta Sivas'ın da maçı var. Yani zaman kalsa Sivas'a da bakacağız. Arkadaşlar dün itibariyle verdiğimiz maçlarımız geldi. Yani bir yorum, bir beğeni çok görmeyin. Gerçekten. Dünkü tahminlerimizin hepsi geldi. Alanları tebrik ediyorum. Handicap'la maç sonucunun oranına bakın. Yani Liverpool'a verdik 7-1 bitti. 1.86 oranı vardı. E, Tottenham maçı 1 üst bitti arkadaşlar. 1 ve üst dedik. 2.5 gol üst söyledik. Var dedik daha ne olsun. Bayern Münih maçı 3.5 gol üst dedik. Ben bank olarak 2.5 üst aldım. Maç 4-2 bitti. Yani e, lütfen videonun altına yorum yapmayı unutmayalım. Bu şekilde destekleriniz çıkarsanız çok sevinirim. E, beğenmeyi de unutmayalım. Yani biz sizler için maçları inceliyoruz. O kadar saat uğraşıyoruz. Sizler sadece alıp e, arkadaşlarla oynuyorsunuz. Bizler bakıyoruz, inceliyoruz, analiz yapıyoruz. Yani lütfen e, desteklerinizi bekliyorum ki maçlar gelsin. Yoksa böyle bu şekilde olursa gerçekten gelmez. Yani bakıyorum beğeni çok yok, yorum hiç yok zaten. Ayıp gerçekten. Bu platformda sadece kazandıran ve kazandırmaya devam eden benim bir kuruma da gelmek isteyenler gelebilirler. Aylık ayar, e, arkadaşlar. E, aylık şeklinde alıyorum. Gelmek isteyenler Skoanis kanalımdan bana DM'den ulaşabilir arkadaşlar, mesaj atabilirler. Bu şekilde. Bugünün maçlarına geçelim. Bodogiri'de Arslan'ın karşılaşması 19.45'te başlıyor. Arslan'a 1.30 oran çıkmış. Arkadaşlar ben burada Arslan'ın kazanacağını düşünüyorum. iyi bir takım, iyi bir e, takım koydu. 2 ve 1.5 gol üstü. Oran şey etmek da 2 ve 2.5 gol üstü oynayabilirsiniz. Maç boyunca 2.5 gol üstü arkadaşlar. Bu da bir gol bulacağını düşünüyorum. İki takım da gol atar arkadaşlar. Şeklinde alabilirsiniz. Hatta oran yüksek kadar daha yüksek bir orandan değerlendirebilirsiniz. 2 ve 2.5 buçuk, 3.5 gol üstü arkadaşlar. 2.76 orandan bu maçı değerlendirebilirsiniz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum arkadaşlar. bu maçın en azından yani farklı bir şeylerde biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Skorda biteceğini, farklı bir şekilde biteceğini düşünüyorum. 2 ve arkadaşlar 3.5 gol üstü de oynayabilirsin alternatif olarak bu maç arkadaşlar 2 ve arkadaşlar 1.5 gol üstü. İki takım da gol atar bahisini değerlendireceğim. Aleck Fenerbahçe karşılaşması temsilcimizin maçı var deplasmonda 1.53 oran çıkmış deplasmonda çok güzel. E Fenerbahçe 2.5 gol üstü 1.68 şimdi Fenerbahçe iyi. En son lig maçında da 5-4 kazanmasını bildiği iyi bir takım. Hayek kendi liginde altan yiyen bir takım. Yani ee, en son maçları 2-0 gitti Fenerbahçe'nin maçı. evinde maçı 2-0 kazandı biraz zorlandı ama Hayek şimdi kendi evinde bence gol bulacaktır. 1 kaçırmayın derim. Değerlendirin. Hayek'in de bir golü var. Arkadaşlar bu maçın 2.5 gol üstünü taşınacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'den en az 2 gol beklenebilir. 1.65'te oranı var. 2 gol atacağını düşünüyorum. Fenerbahçe galibiyeti alabilirsiniz. Oran gayet güzel. 2 ve 1.5 gol üstü arkadaşlar 1.86'dan değerlendirebilirsiniz. Ben Fenerbahçe'nin burada kazanacağını düşünüyorum. İki takım da gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. İki takım da gol atar. Real Betis Roma. Arkadaşlar çok güzel karşılaşma olacağını düşünüyorum. İki takım da gol atar arkadaşlar. 1.64'ten kaçırmayın. Değerlendirin. Real Betis'in de bir gol olacağını düşünüyorum. Roman'da en son maçta 2-1 bitti. Yine 1-2-1-2-2 e, bir skor bekliyorum açıkçası. E, ee, daha doğrusu Roman'da, Roma'da kazanabilir. Deplasman galibi de sürpriz şekilde alabilirsiniz. Çiftesini de değerlendirebilirsiniz. Çiftesi de önemli. Bu şekilde alınabilir. Maç boyunca 2.5 gol üstü de oynayan arkadaşlar. Yüksek alternatifler cimizde 2.5 gol üstü. Bu maça iki takım da gol atar. Maç boyunca da 2.5 gol üstü arkadaşlar yüksek tercihten değerlendirebilirsiniz. Feyenoord Milliyet karşılaşması Feyenoord'da 1.45 oran çıkmış. Dep 4 girmiş. Arkadaşlar 2.5 gol üstüne 1.40 şimdi Milliyet de iyi bir takım. E, liginde tabii Feyenoord'a ona buna atıyor kopana kopana bile yenmiş. Milliyet iyi bir takım. En son maçta da 2 bitmiş. Yine bir arkadaşlar iki takımda gol beklenebilir. 1.47'den alınabilir. 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Feyenoord'un burada galip geleceğini düşünüyorum. Kendi evinde. Ee, arkadaşlar 1-1.5 gol üstü bayisini değerlendirebilirsiniz. Oran gayet güzel. Şimdi işte 4 puanda sürpriz çıkabilir. Sürpriz derse beraberlik çıkabilir arkadaşlar. En mantıksı iki takım da gol atar 2.5 gol üstü gol yalanı değerlendirirsiniz arkadaşlar. Alternatif olarak da 3.5 gol üstü oynayabilirsiniz. 2.5 gol üstü maç boyunca değerlendirebilirsiniz. 19.45'teki Apollon Azayk karşılaşması Vefa Konferans Ligi'nden Azakmar e, 1.68 oran çıkmış. Ben burada Azakmar'ın kazanacağını düşünüyorum 9 puanda. E, Apollon son sırada. Apollon da burada gol bulabilir. En son maçta 3-2 bitmiş. Yine bir iki takımda gol atar. 1.64'ten alınabilir. Azakmar galibiyeti. 2 ve 1.5 gol üstü. Hatta daha yüksek alternatif tercih olarak da 2 ve 2.5 gol üstü. 2.69'dan alternatif tercihimizi değerlendirebilirsiniz. Azakmar'dan en az ben 2 gol bekliyorum 1.76'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Azakmar'ın en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Baş boyunca da maç sonucu 2 arkadaşlar. Azakmar galip gelir. PSV Zürich karşılaşması saat 10'da arkadaşlar. En son maçları 5-1 bitti. PSV kazandı. Çok da gollü bir güzel bir karşılaşma oldu. Yine bir iki takım da gol atar. Bayis'ini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 1.69'dan 2.5 gol üstü. Maç boyunca 3.5 gol üstü alabilirsiniz. Arkadaşlar üst var şeklinde anılabilir. 1.78'de yani oran yükselmek adına oran bulamıyorsunuz. Bunu değerlendiremiyorsunuz. Bunu değerlendirin. 1.78 oranı var. ev sahibinden gene 2 gol beklenebilir. PSV kendi evinde yine 2 gol atar arkadaşlar. Değerlendirilebilir. Dep basmanda 1 gol atan oynanabilir. Korner bayısı olarak maç boyunca 10 konuda olacağını düşünüyorum. 1.55'ten de arkadaşlar korner bayisini değerlendirebilirsiniz. Kornerciler için. Lazio Stum karşılaşması. Lazio iyi bir takım. İyi, iyi de gidiyor. Ama e, grupta hepsinin 4 puanı var. Sıkıntılı bir grup. Yani burada Lazio'nun ben kazanacağını düşünüyorum. Stum da tabii ki bir ön plana çıkacaktır bu maçta. Dep basmanları dağıtan bir takım. Yani burada Lazio'nun evinde gol bulabilir. Bir ilgilerden bence en mantıklısı bu maça çekişmeli bir maç. İki tane da gol atar. 2.5 gol üstü. Hatta bunu bile gerilebilir arkadaşlar e, Lazio'dan en az 2 gol alınabilir. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu maçı Lazio'nun en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Maç boyunca arkadaşlar iki takım da gol atar. Bu maça Lazio karşılaşmasına değerlendirebilirsiniz. En son maç Trabzon Monaco. E, Trabzon'a 3.41 tep basmana 1.72 oran çıkmış. 2.5 gol üstüne 1.67 oran çıkmış arkadaşlar. Şimdi baktığımızda e, 1.59 varına 1.82 yokuna çıkmış. Arkadaşlar bu maçın 2-3 gol bandında biteceğini, 2-3 gol bandında kalacağını düşünüyorum. En son maçları 3-1 bitti. Bunu da fazla kasıntı yapmazlar. Monaco kazanır yine. Bence mantıken kazanır arkadaşlar. E, ee, oran en yüksek bir Yani bu şekilde 2-0-1'den değerlendirebilirsiniz. Monaco galibiyeti alabilirsiniz arkadaşlar. Dead basman en az. Yine bir 2 gol bulur arkadaşlar. 1.75'ten alabilirsiniz. İlk yarı bir gol. Monaco 8'den oynanabilir. Riskli ama. Ee, Dep basman 1.5 gol üstü. Bu, bu maçta mantıklı. Man sonucu da 2 Monaco galibiyeti değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Sürpriz çıkabilir ama Trabzon'un kendi evinde bu takıma karşı sürpriz yapacağını düşünmüyorum. Dep basman da yapabilirdi. E, o maçta ama e, 10 kişi kaldı. Bu maçta tabii e, 11-11 oynayacaklar. Yani Süpriz çıkabilir mi? Olabilir. E, maç boyunca da 2.5 gol üstüne alın. 2-3 gol. E, Süpriz çıkarsa dediğim üzere 2 takımda gol atar. Oynanabilir. Trabzon'dan da gol beklenir. E, en son maçlarda attı. Burada da bence gol bulacaktır. Kendi taraftarının önünde. E, en mantıklı da bu maç. 2 takımda gol atar. maç sonucu 2 almak istenir. 2 şeklinde de alabilir arkadaşlar bu maça. Balkan-İstiva Spor arkadaşlar. E, bu maç tam 2 takımda gol atar e, ee, arkadaşlar maçı. iki takımdan da birer gol beklenebilir. Bu maça bu şekilde değerlendirebilirsiniz isteyenler de arkadaşlar ee, bu maça arkadaşlar 2.5 gol üstü de oynayabilirsiniz. 8.5 9 konuları oynayabilirsiniz arkadaşlar. iki takım da gol atar. Balkan Sivas karşılaşmasını değerlendirebilirsiniz. Gelelim Başakşehir maçına. En son Başakşehir de yorumlayalım. Ve videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Yani bayağı bir fazla uzun tuttuk kusura bakmayın ama yani maçlar çok olduğundan yorumlamak bayağı uzun sürüyor. Başakşehir'e 1-16, Depasma 9.26 oran çıkmış. Böyle olanlar bazen riskli olabiliyor arkadaşlar. Yani görüyorsunuz e, görüyorsunuz meclisliği bile patlatıyorlar. Belki kırmızı kat bir şey olursa bu maçta patlayabilir. Patlanabilir ama Depasma'nın yani sürpriz aramak isteyenler alınabilir. Ya sürpriz bir takım değil de aslında iyi de en son maçlarında berabere kaldılar. Başakşehir'i kendi liginde kaybetti. burada bence kazanacaktır. 1 ve arkadaşlar 1 ve 3.5 6 bayisini oynayabilirsiniz. Başakşehir galibiyeti oran üstü kadına 3.5 alt şeklinde alabilirsiniz. Bu şekilde e, bu maça değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Başakşehir galip gelecektir. Ee, i̇lk yarı sıfırında kaçırmayın derim arkadaşlar. İlk yarı sıfırında 214 14 de basma çiftesini de alabilirsiniz ilk yarıdan. Dengeli bir oyun. Ee, i̇lk yarı Başakşehir açmak isteyecekti. Bosuna yiyecektir. Büyük ihtimal kaçıracaktır. Birçok pozisyonu yiyecektir. İkinci yarı arkadaşlar alacaktır. Bu şekilde bu maça bu şekilde oynanabilir. Ee, arkadaşlar yani 2-3 gol alabilirsiniz. 2-3 gol alabilirsiniz arkadaşlar. Bu maça 2-3 gol bahisini değerlendirebilirsiniz. 1 ve arkadaşlar 3.5 alıp Başakşehir galip gelir bu maçta. Bu şekilde kendi evinde kazanır arkadaşlar. Günün maçları bu şekilde arkadaşlar. UEFA Avrupa Konferans Ligi ve arkadaşlar UEFA Avrupa Ligi maçları bu şekilde. Birçok maçı yorumladık. Lütfen sizlerde sizler de yorumlarınızı katın yorumlara. Arkadaşlar, yani temsilcilerimiz maçları kaç ay Yorum yapabilirsiniz. Ee, lütfen videomuzu durdurup emeği saygısından like atmayı unutmayalım. Kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.